Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Efsanevi Tiranozor'dan 90 ton daha ağır bir köpek balığı hayal etmek oldukça zor. Bir balinanın kafasını koparacak kadar devasa, dünyanın tüm okyanuslarında yaşayan bir köpek balığı. Böyle bir köpek balığı vardı ve gerçekti. Ama bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Ama acaba gerçekten kayboldu mu? Kanalımıza yeni misiniz? Abone olup bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Hadi başlayalım. Megalodon'un hem karada hem de suda yaşamış en büyük yırtıcılardan biri olduğu resmi olarak kabul edilmiştir. 9 ton ağırlığıyla Tiranozor karaların efendisiyken Megalodon 100 tondan daha ağırdı ve 18 metre uzunluğa ulaşıyordu. Megalodon'a ait en eski fosil 20 milyon yıl öncesine aittir. Bu dev köpek balığı türü yaklaşık 13 milyon yıl boyunca okyanuslarda terör estirmiştir. Sadece 3.6 milyon yıl önce antik insan akrabamız Homo erectus'un dünyada dolaşmasından hemen önce nesli tükenmiştir. Megalodon varlığının zirvesindeyken dünyanın en büyük köpek balığı olmuştur ve tarihimizde var olmuş en büyük balıklardan biridir. Şimdiye kadar ölçülmüş en büyük beyaz köpek balığının 3 katı uzunluğundadır. Bulunan birçok diş fosili 18 santimetre kadardır. Bu büyük dişler köpek balığının ne kadar büyük olduğunu ölçmemizi sağlar. Ancak bize köpek balığının özel diyeti hakkında da çok şey söyler. Megalodon'un vücudunun geri kalanı yumuşak dokudan oluştuğu için o fosiller korunamamıştır. Bu nedenle bilim insanları Megalodon'un gerçek hayatta nasıl göründüğüne dair rekonstrüksiyonları ancak dişlerinin ve çenesinin keşfi sayesinde oluşturabilmiştir. Bu kadar büyük bir hayvan aynı derecede büyük hayvanlarla beslenmiş olmalı. Dişlerinin sivri olduğu düşünülürse bu eti sevdikleri anlamına gelir. Diyetleri kambur balina gibi büyük balinaları ve diğer büyük balıkları içeriyordu. Ayrıca diğer köpek balıkları ve yunuslarla bile beslenmiştir. Megalodon'un ne yemekten hoşlandığına dair somut kanıtlar bulunmuştur. Fosilleşmiş balina kemiklerinde bir megalodonun diş izleri görülmüştür. Bazı durumlarda megalodonun dişlerinin uçları kemiğin içine gömül olarak bulunmuştur. Balina kadar büyük bir avı yemenin nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Bunun için megalodonun ağzına 3 metre kadar geniş açması gerekir ki bu da iki yetişkinin yan yana durmasına neredeyse eşdeğerdir. Çenesinde 4 sıra sivri, jilet gibi keskin dişler vardı. Isırma gücü benzersizdi. Yetişkin bir insanın ısırma kuvveti yaklaşık 1300 Newton'dur. Günümüzde büyük beyaz köpek balığının ısırma kuvveti 18.000 Newton'dur. Megalodon'un sahip olabileceği ısırma kuvveti 108.000 ila 182.000 Newton arasındadır. Yani yetişkin bir büyük beyaz köpek balığının 5 ila 10 katı kadar güçlüydü. Bu da bizi asıl konumuza geri getiriyor. Bu heybetli, güçlü, görkemli ve süper korkunç köpek balığının nesli nasıl tükendi? Ana teori bu yenilmez yaratığın neslinin tükenmesinde çeşitli faktörlerin rol oynadığıdır. Megalodon dünyanın dört bir yanındaki sıcak tropik ve subtropik sularda yaşamaya alışkın olmalıydı. Antarktika hariç her kıtada bulunan fosil dişler bunun kanıtıdır. Megalodon'un neslinin Pliyosen döneminin sonunda yani 2.6 milyon yıl önce tükendiğini biliyoruz. Bu dönem dünyanın özellikle büyük deniz hayvanlarının üçte birinin yok olmasına neden olan belirli bir balinalar, dişsiz morslar ve hatta su tembel hayvanları gibi her türden garip hayvanla doluydu. Bu da besin zincirinin allak bullak olduğu ve en üstteki yırtıcıların yiyecek pek bir şey bulamadığı anlamına geliyordu. Bunun da ötesinde küresel soğuma buzulların genişlemesine, deniz seviyelerinin düşmesine ve okyanusların çok farklı hale gelmesine neden oldu. Megalodon da dahil olmak üzere köpek balıkları yalnızca sıcak tropik sularda hayatta kalabildiğinden okyanus sıcaklığındaki bu düşüş bile onları etkilemiş olabilir. Avları ya öldü ya da büyük köpek balıklarının onları takip edemeyeceği ya da uyum sağlayamayacağı başka bölgelere göç etti. Her halükarda bu megalodon için bir felaketti. Bazı bilim insanları bir süpernovanın meydana geldiğini, kozmik enerjinin atmosferimize inerek iklimi sonsuza dek değiştirdiğini ve kitlesel bir yok oluşa neden olduğunu iddia etmektedir. Megalodon'un bir okul otobüsü büyüklüğünde olduğunu unutmayın. Gördüğünüz resim onu büyük beyaz köpek balığının daha büyük ve daha korkutucu bir versiyonu gibi gösteriyor. Bunun nedeni insanların büyük beyaz köpek balığı ile Megalodon'un akraba olduğunu düşünmeleridir. Ama aslında öyle değillerdi. Daha farklı bir şekilde akrabalar. Megalodon türünün son örneğidir ve çok farklı bir köpek balığı soyundan gelmektedir. Bu soyun izini 10 metre uzunluğundaki Otolus, Oplicus adlı 55 milyon yıllık köpek balıklarına kadar da sürebiliriz. 105 milyon yaşında olan başka bir köpek balığı türünü de. Bu da Megalodon'un soyunun 100 milyon yıldan daha uzun bir süreye yayıldığı anlamına gelmektedir.
Hatta bir noktada bu vahşi yaratık büyük beyaz köpek balığı ile birlikte yaşıyordu. Büyük beyaz köpek balığı ilk kez 6 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. O zamanlar sadece Pasifik Okyanusu'nda yaşıyorlardı. 2 milyon yıl sonra dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Bu dönemde Megalodon'un bölgesini istila etmiş olabilirler. Yavru bir Megalodon, zeki büyük beyaz köpek balığı ile rekabet edemezdi. Av hayvanlarının sayısı önemli ölçüde azaldı. Bilim insanları modern kaplan köpek balığının da aynı zamanda ortaya çıkmış olabileceğine inanıyor. Ki bu da son Megalodon için iyi bir haber değildi. Çünkü artık yiyeceğini yiyen birden fazla yırtıcı vardı. Son Megalodon'un nesli muhtemelen açlık nedeniyle tükenmiştir. Megalodon yaşamış en büyük deniz canlısı olabilir. Ancak kesinlikle tüm zamanların en büyük deniz canavarı değildi. 18 metre ile kolayca ilk 5'te yarılır ama Belize Giants 24 metre uzunluğundaydı. Mavi yüzgeçli balık 30 metrelik uzunluğu ve 170 bin kilogramlık ağırlığıyla balıkların en büyüğüdür ve halen tüm dünya denizlerinde yaşamaktadır. Mavi yüzgeçli balık, Physalia physalis'e sadece boy açısından yenik düşer. Deniz anasına benzeyen bu tuhaf yaratık deniz anası gibi görünse de değildir. Physalia physalis, sifonoforlar kategorisine girer. Deniz anasından temel farkı, bir deniz anasının tek bir bireyden, Physalia physalis'in ise birkaç bireyden oluşan bir koloniden oluşmasıdır. Tarih öncesi çağlarda dinozorlar da vardı. Korkunç tiranozor aslında en büyükleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük bir dinozordu. Örneğin titanozor, Mayıs 2014'te Arjantin'deki çöl bölgesinde yerel bir tarım işçisi tarafından devasa kemik kalıntıları bulundu. Paleontologlardan oluşan bir ekip, bölgede 7 bireye ait toplam 150 kadar kemik buldu. 77 ton ağırlığında, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde bitki yiyen bir dinozora ait kemikleri bir araya getirdiler. Bu dinozora Argentinosaurus adı verildi. Dinozorlar şüphesiz büyüleyici yaratıklardır. Okyanus ve karanın büyük bir kısmı haritalanmadığı için bazı dinozorların hala var olduğu bile iddia ediliyor. Bu mümkün olabilir. Gerçek bir tiranozor veya Argentinosaurus ile karşılaşma şansınız o kadar da yüksek olmasa da internette köpek balığı benzeri dev yaratıkları gösteren görüntüler dolaşıyor. Deniz biyologları ve araştırmacılar bunların son derece büyük köpek balıkları mı yoksa yavru megalodonlar mı olduğundan emin değiller. Discovery Channel'ın köpek balığı haftası programında Meksika'da tespit edilen 7 metrelik bir köpek balığı olan Deep Blue tanıtılmıştır. Kameraya yakalanan en büyük köpek balığı olduğu söylense de bunun sıradan bir köpek balığı değil, bir megalodon olduğu söyleniyor. Olası megalodon söylentileri bununla da sınırlı kalmadı. Aşağıdaki resimlerden de görebileceğiniz gibi dev köpek balıkları ya da megalodonlar başka yerlerde de görülmüştür. Megalodon her şeye rağmen milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmanın bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Dünyadaki suyun sadece %5'inin haritası çıkarıldığına göre bu mümkün olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Megalodon hala hayatta olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi bildirin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bizden daha fazla video görmek istiyorsanız ekrandakilerden birine tıklayıp izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.